Kala çekimi evim basılıyor. Kapıyı açmıyorum. Ondan sonra tesadüfen bak. Tesadüfen biri görüp çekiyor. O sırada Rümeysa ile konuşuyor. Rümeysa gelmedi mi? Niye gelsin ki? Sevgilisi korkmuştur. Niye gelsin? Niye geldi? Patladı çünkü. Neden gelsin? Yüzü Ha. var mı? Hangi yüzüyle gelecek? Ki yüzsüz birbirini bulmuş. Kaan, siz konuşuyor muydunuz aradayken? Konuşmamış. 2 gün sonra konuş, yani yazmadım daha, istemedim. Çünkü ne mal olduğunun farkına vardım. Öyle yapacak bir şey yok. Abi yani göründüğü gibi değil. Ben size öyle söyleyeyim. Hiç göründüğü Yani. gibi değil. Farklı olan ne? Buradaki Abi ne? burada bir yüzü başka, dışarıda başka yüzü başka. Yani ben bir şey anlamadım. Seninle Burada olan iletişiminde mi tatlı başkaydı? kız yapıyor burada. Anladın mı? Dışarıda da yani dersin abi bu kim? Hani öyle bir karakter. Ben de bunlar hep sonradan anladım. Eve varınca, rahat olunca, rahat bir kafayla. Biz geçen oturduk ya kafede. Ben de sordum, istedim ya hani ne kadardır konuşmuyorsunuz? O da dedi program biter bitmez bir iki gün sonra bizim kestik her şeyi dedi. Ben Ben de orada olaylardan şaşırdım. sonra Abi sandım. zaten böyle bir algı vardı Oğuzhan Rümeysa. Şu an bunlar tamamladı bunu. Sen Dilara'yı seni sevdiği Kararsız kadar falan değil. sen de Dilara'yı çok sevseydin Kuliste hangi başka hareketlerine isim, burada çok dikkat başka isim ederdin? Benim burada söyleyemez Dilara Kör Aşık. Mesela o kadar kötü davranmış ki kız Kör hep Aşık up veriyor, hep başka güzel bir şekilde isim geliyor. Nasıl Dilara? Bir dakika, bir dakika ne? Bir dakika. Dilara'yı ne kadar Kuliste sevdiğimi başka burada herkes isim biliyor zaten. Söyleyemez. Ama Dilara'nın Kör gibi Aşık onu gibi. Anlıyorum. Bak Dilara saf Ama sevdi diyorsunuz değil mi? o Okunaya geldim. tanıyabilirim diyemez. Kalbinden Bilmiyorum sevdi, bence. saf sevdi. Ama bazı hiçbir şeyi düşünemeden sevgilin sevdi. Gelmiş sevgilin. Ne saçmalıyorsun Aynen. sen ya? Kes. Ne sevgilisi Kes. Dilara? Ne Senin sevgilin de yanımda Aynen. oturuyor şu ya, anda. Video ses kaydı duydum daha ne şey yapıyorsunuz siz? Neyi duydun? Neyden korkuyorsunuz arkadaşlar? Aynen. Neyi duydun? Senden mi korkacağım? Ses kaydı ne? Neyi Senden duydun? Mi korkacağım? Bu kadar mı korkutuyorum sizi ben? Ben senin nelerini duydum farkında mısın sen? Sen neyi korkutabilirsin? Ben senin nelerini duydum biliyor musun? Haberin yok tabii. Ben yaymıyorum çünkü senin gibi TikTok'ta yayın duy. Açıp ben, Twitter'da sana sallamıyorum. Benim geçmişim senin gibi kirli değil. Ben her şeyin zamanını bekliyorum. Senin hem dışarıdaki hayatın kirli hem bu evdeki geçmişin kirli. Buna sen mi karar vereceksin? İstesen de kendini kurtaramazsın. Dışarıda bir kere görüştük Oğuzhan. Mü? Nereden karar veriyorsun buna? Bir kere İstesen görüştük mü dışarıda? İstesen de kendini... Ben zaten Rümeysa'ya da üzülüyorum böyle bir şeyi bilip de altta... Nasıl alttan alıp katlanabildin sen? Ben gerçekten kadın olarak Dilara neyi, neyi bilip katlandım? Söylesene biraz açık konuş benimle. Sen dün eğlenmeye çıktın mı Rümeysa? Efendim? Dün eğlenmeye çıktın mı sen? Eğlenmeye mi Dün çıktın? Eğlenmeye çıktım. Mekana gittim. Hayır. Bak hala hayır diyor ya, hala hayır diyor ya. Ben dün eğlenmeye mi çıktım? Dün tamam, akşam dün dışarıda çıktım kaç gibi eve geldin Rümeysa? Yok. Dün dışarıdaydın ya, kaç gibi eve geldin? Ben dün neredeydim? Rümeysa ben neredeydim? Dur bir dakika. Neredeydin hayatım? Konserdeydim. Tamam. Oğuzhan seni gecesini arayıp görüntülü sana demedi mi? Ben telefon açtım da bu telefonu açmazsan öyle bir şey seni olmadı. Patlatırım. Hayır sen öyle bir şey olmadı. Ya? Ne saçmalıyorsun ya, sen ya? Ya video var, video sana. Fake hesaptan. Ne videosu var fake ya? Fake hesaptan yerine koyuyorsunuz siz. Fake hesaptan gelen mesajları. Sevgili olduğunuzu. Ya fotoğraflarımı çekmişler çorbacıda otururken dilini atıyorlar kardeşine. Kardeşine geliyor buna söylüyor. Ya senin bu da yine burada açıyor. Anladın mı? Neyden bahsediyorsun sen? Kulaklarımla duydum. Resmen kulaklarımla duydum. Senin demene göre ben sana dün 3 dakikalık ses kaydı atıp ben sana evet. ne dedim mesaj atıp Dilara? Evet işte ben seni ağlayarak aramadım. Ağlayarak artık şu demedim. Algıları bırak ağlayarak dedim. Demedim. Ben sana ağlayarak ne dedim? Demedim. Sen dedim demedim. İftira attın. Biz dedim o zaman iftira sen dedin ki bana Mesa. Evde kanıtla o zaman. İftira ben atmadım. Sana arayıp ben sana yalvardım İkiniz mı ağladın mı niye biliyorsunuz? Farklı? Neden saklıyorsunuz? Niye ben de gördüm bu arada. Ya niye saklıyorsun? Ne diyorsun ne sen? Ne senden mi korkup saklayacağım? Ne saklıyorsun sen? Ya? İnkar ediyorsun. Neyden bahsediyorsun şu anda? İnkar edin. Bak suratlarından belli. Hadi gül. Bak oyunculuğunuz yetmiyor. Ya bir Allah aşkına ya. Sen ben sus, ben çok sıkıldım senin bu tavırlarından çok sıkıldım. Anladım. Yaptığın imalardan da çok sıkıldım. Yeter artık. Uğraşma benimle. Ben setten çıkıp videoları ben az paylaşıyorum. Önceki manzarayı da gördüm. Senin ses kaydı bitti onu videoları manzarayı paylaşıyorum. Araya az girelim. Önceki. Bak ben devam sana et neler böyle, yapıyorum. Tamam mı? Ben senin böyle kişini devam çektim et. Oğlum. Sen ben senin her şeyini çektim. Sen merak etme. Benim istediğin yayınla bu arada. Çektiysen yayınla. Ya. Peki. Dilara. Efendim. Ve Oğuzhan. Şu anda taze taze, daha saatler kala bir takım bir şeyler yaşayarak buraya geldiniz.
Mümkün mertebe mi? Doğru değerlendirerek vakti her açıdan dinlemek isterim size. Anlatayım mı? Tabii ki. Ev basma olayını. Önce onu anlat istersen. Ya şöyle sondan başa gidelim. Araya ilk girdiğimiz zaman Oğuzhan bana yazdı, bayağı ilgiliydi. Ben dedim ki yeni çıktık evden, bana bir müsaade et. Bir hafta ev taşıma olaylarım vardı, ailevi sorunlarım vardı. Hı-hı. Bana müsaade et, ben bir kendimi toparlayayım. Zaten seninle sürekli konuşuyoruz, yazışıyoruz. Kafamı toparlayayım derken bir anda bunun takipleşme olayları patlıyor. Hı-hı. Bir anda başka şeyler patlıyor Yükü Hanım. Hiçbir şekilde inanmıyorum, yine inanmıyorum. Ondan sonra bölüme 3 saat kala olsan kapıma geliyor. Güvenlikten yani nasıl... şöyle, düne kadar... Kapı sana gitmiyorum Öykü Hanım. Güvenliğe sadece bize gelen bir hediye vardı fanlar tarafından. Onu bir saniye, bölme. Ben başka bir şey anlatacağım. Kronolojik olarak gitmeye çalışıyorum. Evet, çünkü herkes her şeyi... Yani, Dilhan'la ilgilenen ve kısmetse olurlu gerçekten fanatik olarak izleyen, hayatının bir parçası olarak yaşayan herkes konuya zaten vakıf. Tamam mı arkadaşlar? Yani burada söylediğiniz, fikir değiştirdiğiniz, kurduğunuz cümleler burada herkesin bildiği şeyleri değiştirmeyecek. Şimdi düne gelirsek, değil mi? Yayına birkaç saat kala, sabaha karşı Oğuzhan geliyor. 1-2 gibi. 1-2 gibi, evet. Ben gitmiyorum Öykü Hanım. Güvenliğe bir şey yolluyorum. Güvenlikte Dilara'ya Oğuzhan... soruyorum, müsaade et. Ya ben de böyle evde tekim zaten. Çalıyor, zili çalıyor. Diyorum ki kim o? Ses vermiyor, hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Üçüncü kim o değişimde. Ondan sonra da birden aç kapıyı. Diyorum ki git bak, seninle konuşmak istemiyorum. Aşağıda durursam daha kötü şeyler olur dedi bana. Dedim ki bak sıfırıncı kata in. Bekle beni orada, ben gelip seninle bahçede konuşacağım. Öyle ikna ettim. Kapıdaydı, gitmiyordu. Yapışmıştı yani. Yan komşumla benim aramda şu kadar mesafe var. Çıksa adamlar dese Dilara seni rahatsız mı ediyor? Orada bir tartışma çıkacak çünkü çok sinirli bir şekilde gelmiş. Ben de mecbur dedim ki sıfırıncı kata in, ben geleceğim dedim. Ama gitmedi. Ondan sonra çıkıyor. Bir 40 dakika falan aşağıda takside bekliyor beni. İnmediğimi anlayınca gidiyor çorbacıya. Sonra ikizim arıyor Oğuzhan'ı. Neden Dilara evini bastın, hani yaptığın yanlış, Dilara çok korktu diye. O sırada yemek yiyor. Ondan sonra bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf paylaşılıyor. Evet. Konuştukları hepsi video halinde, evet. Bana geliyor Öykü Hanım. Oğuzhan diyor ki dün hanımefendi eğlenmeye çıkmış. Oğuzhan arıyor görüntülü. Diyor ki işte ben istediğim zaman ararım, açmazsam bilmem seni hoplatırım bilmem falan bir şeyler. Bunun videolarını gördüm ben. Bir fanlar tarafından bana ses odasında seninle alakalı konuşuluyor yazıldı. Ben de ses odasına girdim. Rümeysa'yı da aynı şekilde söylemişler. Ondan sonra ben de gittim ses odasına girdim. İkimiz aynı anda ses odasında bulunduğumuz için bunun fotoğrafını alıyorlar. Ondan önce de bir beğeni meselesi oluyor. Ben Rümeysa'ya özel hiçbir şey beğenmedim. Beğendikten sonra oluşan algılar yüzünden ses odasına girdim. Fanlar yazdı sonuçta. Beraber aynı odada bulunduk. Bunun da editleri yapıldı. Bundan Öykü sonra Hanım, da bir algı oluşturuldu. Takipleşme olayında Oğuzhan bana dedi ki fanlar Rümeysa'nın beğendiği şeylere yakın şeyler beğendiğin için uyarıyorlar Oğuzhan'ı. Git Rümeysa'nın beğendiklerini bak geri çek. Sonra yanlışlıkla takip ediyor. Sonra bunu açıklamışsın bana böyle yapıyor. Yine ben kabul ediyorum. Sonra Rümeysa beni arıyor. Aynı açıklama yapıyor. Ağız birliği yani, anladınız Yemin mı? Yemin ediyorum ki bak gerçekten. Öykü Hanım. Ben bilerek, ben niye kendimi rezil edeyim? Bize. Sen, bak WhatsApp'tan link atıyorlar. Linke girdiğimiz zaman. Niye kendimi rezilsin işte? Takip ben edip. Sana rezil olan sensin be. Bu kadar adamı kötülüyorsun. Niye burada bin kere? Niye? Görmedin mi? Kör müydün? Niye çok mu aşıktın? Kulislerde başkalarının isimlerini veriyorsun. Evet canım, isim verdi. Paşa gibi söylerim sende. Kaan'ı da söyledim. Kaan'ı da söyledim. Kaan'la hiçbir şekilde benim alakam yok. Kaan yalan söylemiş. Asla, Can olayı gibi bunu da patlatma ama Can'ı da tanıyabilir. Ben Can'ı dedim. Can'la konuşabilirim dedim. O zaman ayrıydım. Paşa paşa bunu söylerim. Diye bu şekilde çeviremez. Sinir olsun diye yapsa. Bedi, itirazım ama değiştirmek sen için öyle bir şey açamazsın. O zaman bir takip etme olayını özledim. Ben de sizi nasıl takip ettim? Öyle şey mi var? Aynı şey mi lan? Bu eski bir şey değil. Tamam, ben sizin olduğum bir takip etme. Bu eski bir şey değil, son bölümler. Sinirlendiğim bir takip etme. Mahvedecek misiniz? Ya da bir tepki gösterecek misiniz? Hayır. Bu da ses, bu da son ses, bölümler ses, oldu Öykü. Beyza'cığım bir daha söyler misin? Yani şu anki kendi düştüğü zor durumdan kurtulmak için Dilara'nın eskiden yaptıkları ya da yapmadığı şeyleri orada atıyorsun. O da bölümlerden bahsediyor. O da bölümleri izleyip şunu konuşulsun sen. Hani gerçekten hatalarını kabul et. Arkadaşlar emin olun ikiniz beraberseniz beraberiz deyin. Biz size bu kadar yüklenmeyiz ya. Beyza'yı demiş olduğunu demez miyiz zaten size? Sen bana bu tacı
aşık olduğun için, gerçekten sevgin olduğu için vermiştin ama beni o kadar kahrettin ki, o ilişkide beni o kadar kötü gösterdin ki hiçbir şekilde ilişkimde değer görmedim arkadaşlar. Ama bunun zamanında geldi. Sen bunu bana aşıkken verdin. Bak ben şimdi ne yapıyorum bunu. Bak. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Anladın mı? Bak hayatımda aldığım ilk hediye bu. Ama hüsran. Gel bunu al buradan şimdi. My God. Ya ne bilir, şov yapıyor şu an. Bu neydi şimdi? Bunu kim hazırladı? Olsanın aşkın tacını... Aşkın kim? Batı mı? Kırdı attı. Evet, bir zamanlar çok sevdiğim, çok değer verdiğim kadın şimdi bana neler söylüyor? Benim hak etmediğim imalarda bulunuyor. Editlerden, dışarıda benim fotoğrafımı çekip Rümeysa ile konuşuyordu diyen bizim haterlarımız, bizim sevmeyenlerimize inanıp bu konuyu burada açıyor ve ilişkimizi, yaşanacak olan ilişki bir şeyler varsa bunların olmaması için elinden geleni yapıyor. Biz aradayken çekimler bittikten sonra ayrılmamızın sebebi benim 1,5 haftadır ilgi göstermeme rağmen ondan bir tepki alamamamdı. Ayrılmadık zaten, takipten çıkarttım sadece. Takipten çıkarttıktan sonra Rümeysa'nın beğeni olayları, işte benim tweet olaylarım, ses odası olaylarım bir anda gelişti ve telefonda arayıp bana ve aileme küfrettiği zaman biz o zaman ayrılmıştık. Ve bir aydır 40 gündür konuşmadık. Ve içindeki öfkeden ve Rümeysa ile beraber kaldığımız o anlamsız linçten dolayı bir konuşma fırsatımız oldu. Ve içindeki öfkeyle beraber birleşince takip ettim. Senin buna bir kere karışma hakkın yok Dilara. Ve bunlardan dolayı bana bu şekilde gelmene, bu şekilde laflar söylemene izin vermem. Sen söylersin, sen kötü olursun. Ben senin ne olursa olsun eskiden ilişki yaşadığın bir kadınsın, kötü olmanı istemiyorum. Benim hakkımda bu kadar laflar söylüyorsun insanlara, canlı yayın açıyorsun, beni kötülüyorsun. Ben bir kere canlı yayın açıp seni bu zamana kadar bir kere kötülemedim o kadar şey yapmana rağmen. Neden? Çünkü sana gerçekten değer verdiğim için. Eğer sen bana değer verseydin, canlı yayınlarda benim hafızlığıma kadar hakaret etmezdin. Beni hiçbir zaman sevmedin. Buraya gelip kameranın karşısına o tacı alıp kırdığın zaman eline hiçbir şey geçmiyor ya da insanlar seni haklı görmüyor. Kadın olarak, kadın olduğun için insanlar senin yanında duruyor olabilir. Ama gerçek iç yüzünü anlatacak cesaretin varsa gel buraya anlat. Bütün saflığıyla. Bana bu imaları yapmaktan vazgeç. Bundan sonra, bu hareketinden sonra bir daha hayatımda istemiyorum seni. Ya yok.